Efendim, Havelsan standında şirketin Ar-Ge Mühendislik Direktörü Zafer Özkan'la yine beraberim. Bir başka videomda daha kendisi uzun uzun anlatmıştı. İ harfine basarsanız ekranın sol köşesinde onu da izleme fırsatınız olur. Zafer Bey, şimdi tarihi bir olayı anlatacaksınız bana anladığım kadarıyla. Bu nedir? Bu şu anda canlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmeti Sistemi. Çanakkale ve İstanbul mu? İstanbul Boğazlarını kapsıyor. Bunun kapsamının genişletilmesi için de bakanlıkla birlikte çalışmalarımız sürüyor. Şu anda Çanakkale ve İstanbul Boğazlarında canlı olarak bizim sistemimiz, yerli milli geliştirdiğimiz sistem kullanılıyor. Şimdi bu takip sistemini, Havelsan geliştirdi. Evet. Ne zaman geliştirdi? Biz bundan 4 ya da 5 sene önce bu projeye başladığımızda işte devlet büyüklerimiz dediler ki bunun yerli ve milli yapılması lazım. Çünkü bundan önce Amerikalıların geliştirdiği bir sistem ya da İtalyanların geliştirdiği sistemler kullanılıyor. Batılıların sistemi burada hakimdi. Evet. Evet. Yani biz o zaman işte böyle bir sistemimiz olmadığı için bu sistemler alıp kullanılmış ve düşünsenize hani İstanbul Boğazı'nda... Bu nasıl bir veri yani? Şimdi sevgili seyirciler, kusura bakma Zafer Beyciğim, sevgili seyirciler şunu söyleyeyim. İstanbul Boğazı'ndan şöyle bir bakacak olursak, İstanbul Boğazı'ndan geçen bütün gemiler, bütün unsurlar bu veriye yükleniyor. Evet, doğru mu? Aynen öyle. Şu anda canlı olarak. Evet, ve bu milli ve yerli olmadığı için Amerikalı veya İtalyan, bu verileri alıyor, İstanbul'dan, Çanakkale'den kim geçmiş, kim geçmemiş onu biliyor. Yani normalde bilmemesi lazım ama sistemi kendileri yaptıkları için ve bakım idamesini de kendileri geliştirdikleri için bilme şansları var diyelim. Peki, sonra biz ne zaman devraldık bu işi? Biz projemizi geçtiğimiz sene kabul aşamasında tamamladık. Ondan önce de test kullanımlarını yapıyordu zaten Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz. Bu arada hiç operasyonu aksatmadan bu sisteme geçişi tamamladık. Artık tamamen bu gördüğünüz sistem bu arada canlı sistem. Kıyı Emniyeti... Şöyle biraz yaklaşabilir miyiz değerli dostum? Ben de şunu şöyle indireyim. Bu şu anda gördüğüm kadarıyla İstanbul Boğazı'nın, evet, İstanbul böyle... Boğazı'nın tamamını veriyor. Doğru tamamı mu? İstanbul Boğazı'nda ilgili noktalara, gerekli noktalara yerleştirilmiş radarlar var. Evet. Bu radarlar da daha önce yabancıydı. Şimdi Aselsan'ımızın radarlarını koyduk buralara da. Ha, o radarları da millileştirdik. Tabii tabii. Aselsan'ımız da o radarları millileştirdi. Biz yazılımını gerçekleştirdik, entegrasyonunu gerçekleştirdik. Evet. Bir de bu sağda solda şeyi görüyorsunuz, elektrooptikler. Gördüğünüz gibi bu canlı, evet, görüntü. Evet. Şu anda Kanlıca'daki bir Aselsan'ın geliştirdiği kameradan aldığımız görüntüyü görüyorsunuz. Şu anda Aselsan kamerası bu, değil mi? Evet. Canlı. Evet ve işte şu anda işte oradaki trafiği, burada gördükleri izleri, evet, operatörlerimiz istediği gibi zoomlayıp çıkıp AIS verilerinden gelen verileri de doğrulayıp, bunun içerisinde bu arada yapay zeka da var. Bir sürü anomalileri de tespit edebiliyoruz. Buradan gördüklerini de burada zoom, bakın şu mesela bir tanker geçiyor mesela. Bir tanker geçiyor şu anda Kanlıca'da. Evet, onun bütün verilerini buradan da görebiliyorlar. Bütün verileri burada, kayıtlı. Evet, kayıtlı. En önemlisi yabancı eli boğazlardan gitmiş vaziyette. Bundan daha önemli bir ya şey ya şimdi seni zora sokmak istemem, evet, ama. Yani reaksiyon ne oldu? Amerikalılar ne dedi? Tabii ki hani çok hoşlarına gitmedi. Hani bir takım, siz daha iyi biliyorsunuz, bir takım siyasi gelişmeler ya da bir takım işte karşılıklı pazarlıkların içerisinde tabii bunların bizim kontrolümüze geçmesinde rolü olduğunu düşünmemek imkansız yani. Sen beni onaylama, çünkü sen sonuçta bir teknik adamsın, ben kendim konuşayım. Amerikalılara çok şey borçluyuz. Bize karşı uyguladıkları bütün ambargolar, bütün siyasi kuşatmalar işte bu örneklerin nihayet ortaya çıkmasına neden oldu. Ve bu da İstanbul ve Çanakkale Boğazı gibi çok önemli iki dünyanın en önemli su yolunun milli ve yerli sistemlere kavuşmuş olması. Aselsan ve Havelsan. Burada şimdi bu kadar detayda her şeyi görebiliyoruz. Evet evet, kesinlikle her şeyi görebiliyoruz, takip ediyoruz. Daha sonra bu kaydettiklerimizi oynatabiliyoruz. Eğer bir gemi mesela şüpheli bir davranışta bulunduysa onu anında tespit edebildiğimiz gibi sonrasında da oynattığımız zaman ya da anında yapay zeka ile normalde o tip bir geminin hangi hızla, hangi rotayla gitmesi gerektiğini biliyoruz geçmiş verilerden. Evet. Yapay zeka diyor ki
bu gemi aslında gitmesi gerekenden daha yavaş gidiyor. Bu bir şey yapıyor olabilir deyip operatörü uyarıyor. Operatörümüz bütün dikkatini onun üzerine veriyor aynı zamanda. Fotoğraf çekiyor olabilir, film çekiyor olabilir, başka şeyler yapıyor. Başka şeyler yapıyor olabilir. Yani kıyıdan bir şey yanaşıp ona bir şey aktarıyor olabilir. Çok doğru. Dolayısıyla yani bunu zaten kıyı emniyeti genel müdürümüz bu senaryoların hepsine hakim. Onların bizi alan uzmanlığıyla yönlendirmesiyle bize teknik gücümüzü işin içine katmış olduk. Hani yapay zeka ile de aslında bunun içerisinde birçok anomali tespiti de gerçekleştiriliyor. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Şimdi biz yerli millileştiriyoruz ya, bu çok güzel bir şey. Şu fuara gelen yabancı ülke heyetlerinin, askeri heyetlerinin birçoğunun %90'ı diyebilirim istediği bir sistem bu oldu bu aynı zamanda. %90'ı. Çünkü tabii. Hepsinde boğaz var ya. Sadece boğaz olarak düşünmeyin. Liman yönetimi, kıyı yönetimi, denize kıyısı olan, hatta göller için bile istiyorlar bunu bizden. Yani göller. Tabii bazı Afrika ülkeleri. Tabii göller paylaşılıyor orada. Evet. Ülke bir arada. Tabii. Dolayısıyla bir görünüş. Bunu yerli milli geliştirmek aynı zamanda ihracat potansiyelimizi de arttırdı. Kendi kıyı emniyetimizin bunu kullanıyor olması diğerleri için de referans kaynağı oluyor. Mesela İzmir Limanı'na da bunu koyacağız. Tabii aynen öyle. Aynen öyle. Müthiş. Aynen öyle. Sizi tebrik ediyorum. Aversan'ı tebrik ediyorum. Gerçekten çok başarılı bir çalışma ve benim rahat uyuyacağım bir çalışma. Sonuçta İstanbul'da Amerikalı'nın parmağı gitmiş. Evet, aynen öyle. Efendim Haversan'dan çok güzel bilgiler alıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu başarının devamını diliyoruz. Hoşçakalın.